Herkese merhaba. Bugün sizinle Kalbi Tutan Mektuplar kitabını konuşmak istiyorum. Yazarımız Uğurcan Bolat. Kitabımız novelle tarzı bir deneme. Manevi kişisel gelişim tarzında yazılmış bir kitap. Hazır Ramazan ayına girmişken biraz daha böyle dini duyguları yüksek olan kitaplar okuyayım dedim. Ya da işte orada denk geldi sağ olsun bir öğretmen arkadaşımız ...beni e, kitap okuma kulübüne davet etti. Onun sayesinde okuduğum bir kitap oldu. E, onun sayesinde bu kitapla tanıştım. E, Uğurcan Bolat yazar ve sunucu. E, Ülke TV'de e, çıkan bir sunucu. Güzel cümleleri var. E, hem kitapta hem internette araştırdığımda bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi şu. Dünya doymaya yetecek bir yer değil. Asıllarına kulluk ile talip olacağımız tadımlık bir yer demiş. E, radyo yayın yönetmeni ve psikoloji programları sunan birisi, e, psiko Psikohayat dergisi çıkarıyor. İyi bak kendine programında psikoloji üzerine e, sunumlar yapan biri. Şimdi e, kitabımız dediğim gibi kalbi tutan mektuplar kitabı. E, mektup yazarımızın hayatında önemli bir yere sahip bununla ilgili bir röportaj yapmış İnternette bunu buldum e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, mektubun hayatımızdaki öneminden bahsettikten sonra mektupları birkaç gruba ayırmış bunlardan bir tanesi nebi mektupları yani tebliğ mektupları e, peygamberler zamanında dinleri yaymak için tabi o zamanlar biliyorsunuz teknoloji yok e, yazılan mektuplardan bahsediyor. Bir diğeri Name-i Hümayun adında sultan mektupları, sultanların birbirine gönderdiği mektuplar. Bu mektuplar da çok önemli. Hatta bunları taşıyan ulaklar, tatarlar adıyla anılıyor. Çok ciddi bir eğitimden geçiriliyorlar. Onun haricinde bir röportajda yazara sorulmuş rüzgar kimdir diye. Rüzgar kitaptaki ana karakterlerden bir tanesi. Rüzgara yazılan mektuplar var, rüzgarla ilgili konuşmalar var. E, hayat üzerine sohbetler var, hayatın her yönü üzerine sohbetler var. Kimdir rüzgar sorusuna şöyle bir cevap vermiş: Özümüzdür, canımızdır, kalbimizdir. Kalbimizde olandır, içimizin içidir. Şimdi rüzgar aslında bizim hayatımızda bulduğumuz dost, e, bizi bize gösteren ayna, bizim yalnızlığımızı e, sonlandıran kişi olarak görülüyor. Umarız herkesin bir rüzgarı vardır. Ben bunu okurken Mevlana ve Şems dostluğu aklıma geldi. Mesela bu kitaptaki karaktere göre rüzgar kimse, Mevlana'ya göre de Şems öyle bir karakterdi. Birbirlerinin dostu, birbirlerinin canı, birbirlerinin özü, birbirinin içinin içi olan karakterlerdi. Onun haricinde kitapta kalbi tutan kısmı da çok değerli bir parça kısım. Çünkü kalbi tutmak demek bir sözün, Kalpten çıkıp kalbe gitmesi anlamında kullanıyor. Yani söz nereden çıkarsa orada karar eder şeklinde bir yorumu var yazarımızın. Ben bunu yazarımızla paylaştığımız zaman çok güzel bir cevap verdi bana. Şöyle dedi: Dünyada yaşadığımız ilişkiler yarar ilişkisi değil yara ilişkisi olmalı. Yarası birbirine denk gelen yarası yarasına iyi gelen insanlarla dostluk kurulmalı şeklinde bir yorumda bulundu. Bu çok hoşuma gitti. Kitap şöyle diyeyim, altı çizilecek çok fazla yer alan bir kitap. Çok güzel cümleler var dostluk üzerine, arkadaşlık üzerine, hayat üzerine. Onun haricinde işte rüzgara yazdığı mektuplar var. Onun haricinde kitabın sonlarına doğru olan bir kısım var. Hayatımın manifestosu yazıyor. Burada madde madde verilmiş. Bunlardan bir iki tanesini sizinle okumak istiyorum. Mesela örnek vereyim. Algılarını yükselt bugünün dünden yukarıda olsun. Varlık şımartmasın, darlık daraltmasın. Ne kurban ne de kurtarıcı gibi görme kendini. Kulluk şuuru yeterli. İçindeki çöpleri karıştırma. Köpük denizden ayrı değildir. Ama sen köpüğü değil, köpüğe değil denize talip ol. Sohbete can elbisesiyle girilir. Bundan mahrumsan duyamazsın. Buraksız kalma, aşk bıraktır. İtaat ya muhabbetten ya korkudan doğar. Seninki hangisi? Yalanın hamalı değil, doğrunun taşıyıcısı ol. İnsan tam pişman olmadığı günahları konuşmaktan hoşlanır. Bu ölçüye dikkat et. Cehalet arttıkça iddia da artar. Böyle güzel, ee, inci tanesi gibi cümleler var açıkçası. Eee... Ben şöyle bir yorumda bulundum kitapla ilgili. Hani Kur'an-ı Kerim'i nasıl okurken farklı manalar buluyoruz. Her okuduğumuzda farklı anlamlar çıkarıyoruz. Bu kitapta da öyle. Hani zaman zaman açıp böyle canımı sıkıldığında ya ben şu sayfayı açayım burada ne var deyip karşınıza çıkan bir cümle sizin kalbinize iyi gelebilir. E, moraliniz bozuksa huzur bulabilirsiniz. E, huzur bulmak istiyorsanız e, böyle tasavvufi kitapları, kişisel gelişim, manevi gelişim tarzı kitapları seviyorsanız gerçekten tavsiye edebileceğim bir kitap. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.